Merhaba arkadaşlar. Bu hafta makroekonomi 3 dersiyle beraberiz. Bu haftanın konusu iktisat politikaları. Neden iktisat politikaları uygularız? Ülkede ekonomik istikrarsız olduğu dönemlerde istikrarsızlığın giderilebilmesi için biz mali ve para politikaları uygulayarak iktisat politikalarını uygulamış oluruz. Çeşitli nedenlerle bakarsak ekonomik büyümeyi sağlamak için, yani milli gelirdeki artışı gerçekleştirmek için, 2. fiyat istikrarını sağlamak için, 3. ödemeler bilançosunun dengesini, yani ülkeye giren çıkan döviz miktarındaki ilişkiyi düzenlemek için, 4. adil gelir dağılımını sağlamak, kişi başına düşen geliri ayarlamak için ve son olarak da baktığımızda istihdamla alakalı problemi çözmek için biz iktisat politikaları uygularız. İktisat politikaları temelde ikiye ayrılır. 1. maliye politikaları, 2. para politikalarıdır. Maliye politikaları genelde iç dengeyi sağlamak, para politikaları ise dış dengeyi sağlamak için kullanılır. Maliye politikalarının uygulanabilmesi için elimizde 4 temel araç olması gerekir. 1. kamu harcamaları, 2. kamu gelirleri, 3. bütçe, 4. borçlanma. Biz bu araçları kullanarak ekonomiye ayar veririz. Bir örnek vermek gerekirse, eğer ekonomide insanlar çok fazla para harcıyorlarsa biz onlardan kamu gelirlerini arttırarak, yani vergileri arttırarak daha fazla vergi alırız ve böylece daha fazla vergi aldığımızda onların kullanılabilir gelirleri düşer ve böylece tüketimleri azalır, enflasyonla mücadele etmiş oluruz. Para politikaları ise öncelikle ülkemizde para politikalarının uygulayıcısı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. 1932'den beri faaliyette olan, 1930 yılında çıkartılmış 1715 sayılı kanunla kurulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ülkemizdeki para politikasının temel uygulayıcısıdır. Hükümetle ortaklaşa kararlar alıp politika uygulama noktasında kendi başınadır, bağımsızdır. Özellikle Türk lirasının değerinin korunması için çeşitli politikalar uygulayacaktır. Biz şimdi bu politikalara bakacağız. Ama öncelikle paranın özelliklerine bakmamız lazım. Para dediğimiz temelde bir değişim aracıdır. Ama paranın üzerine bizim atfettiğimiz farklı farklı da görevler vardır. Para bazen bir hesap birimidir. Mesela bir yere gideriz deriz ki 10 liralık çekirdek ver. Ya da işte 3 liralık şundan versene. Oysa ki bu para bir ağırlık birimi değil, bir uzunluk birimi değil ama yine de biz bunu kullanırız. Para değişim aracıdır, para hesap birimidir. Para aynı zamanda ekonomide kullanılan bir borç ödeme aracı olarak kullanılabilir. Çeşitli fonksiyonları vardır paranın. O açıdan bizim adımıza para önemlidir. Paranın bir en temel özelliği herkes tarafından kabul görmüş olması gerekir. Tanınan bir şey olması lazım. 2. taşınabilir olması gerekir. Zamanında fil dişleri, büyük kayalar, sigara izmaritleri, midye kabukları bunların hepsi para olarak kullanıldı. Belki yıllar sonra kağıt da para olarak kullanılıyordu diye anlatacaklar. Çünkü bugün kağıt bile para artık kullanmıyoruz. Kartla hallediyoruz işlerimizi. Paranın bölünebilirlik özelliği olması lazım. Düşünsenize piyasada tek banknot var 200 lira. Bir maaş alıyorsunuz, 5 tane bundan alıp eve geliyorsunuz. Parayı bozduramıyorsunuz. O açıdan paranın bölünebilir olması lazım. Nadir olması lazım. Yani kolay kolay taklit edilemiyor olması gerekir. Türkiye taklit edilemeyecek şekilde para basma kabiliyetine 1950'lerden sonra kavuşmuş. 1950'lere kadar bizim paralarımızı İngilizler basıp buraya göndermiş. Hatta bir gemi içi para dolu bir şekilde bir defasında da batıyor. Paranın temel özelliklerine bakarsak, değişim aracı olma, işte mübadelede kullandığımız, hesap birimi olma, az önce dediğim gibi yani işte 3 liralık 5 liralık ver dediğim sanki bir uzunluk ağırlık birimi gibi kullanılması. Değer muhafaza özelliği var. Para sakladığımızda değer muhafaza ederiz ama yüksek enflasyonun olduğu ülkelerde yerli paranın yani Türk lirasının değer muhafaza özelliği düşer. Düşünce de insanlar ellerindeki parayı biriktirmek istediklerinde dövize yönelirler. Para bir borç ödeme aracıdır. Paranın model fonksiyonu ise para politikası aracıdır. Yani ekonomiye müdahale etme aracı olarak ne yapılacaktır? Kullanılacaktır dedik. Evet arkadaşlar, bu haftalık bu kadar.